Evet dostlarım, benim güzel YouTube ailem, bugün sizlerle birlikte bir sıkıntı yaşadım, onu paylaşmak istiyorum. Traktörümün arka lastiği parçalandı. Şöyle, hani traktörüm derken römorkun arka lastiği parçalandı. Şöyle size göstereyim. Bakın, ben bunu şuradan keserek çıkartmak zorunda kaldım jantın içerisinden. Çünkü bu çapa motorunun lastiklerinin jantı böyle normal jant gibi değil, el arabası tekeri gibi. Bunu bir tanesini söküp çıkardım parçalanmış olarak. Ben de gittim yenisini aldım. O yenisi nerede? Şu gidip getireyim. Şuraya getireyim. Yeni iç ve dış lastik aldım. Nereden aldım arkadaşlar? Bizim köylüm ticaret var ya, şu has köylüm. Abdurrahman var. Bizim Abdurrahman'dan aldım. Birazcık beni gıcık etti ama olsun. Pazar konusunda çok sıkıntı yaptı. Ben de şunu arkadaşlar iç dış olarak aldım. Sonra dayanamadım, bir tane daha aldım. Çünkü biri parçalanmış, öbürü ise eskimişti. Ha işte gördüğünüz gibi parçalanan bu. Atın bunu. Eskiyen de, her an yarılmaya çalışan da bu. Ben ikisini değiştireyim dedim. İki tane aldım. Allah, sırayla değiştireceğim arkadaşlar. Nasıl değiştirdiğimi de göstereyim. Çünkü çapa motorunun lastiğini sökmek biraz marifet istiyor. Şöyle ki, dediğim gibi jantları biraz farklı. Öncelikle göbekten 4 tane bijon anahtarını söktüm. Şu göbekte 4 tane. 1, 2, 3, 4. Sonra 2, 4, 6 tane de jantların kapağını tutan vida var. Onu sökeceğim. Hemen hemen hepsini söktüm. Eski TRT programları orada ya. Şimdi şu kağıdı şuradan yapıyoruz. Aa, burada da yapılmışı var gibi. Tabii o bizim için büyük bir travmaydı. Hatırlayanlar bilir. Özellikle Fatih Yüksel, Aziz Aktağ, işte benle aynı yaşta olanlar hatırlar. Bakalım bakalım. Gerçi benim yaşta deyince aksakallı dede modundayım. Onu da hoş görün arkadaşlar. Şöyle şundan çıkayım. Yalnız çıkarırken arkadaşlar genelde ben bijon anahtarı kullan, bijon anahtarı dediğim şu. Hadi bakalım. Bununla iş yapıyorum. Biraz terledim açıkçası. Hava sıcak. Bakayım çalışacak mı? Evet. İşte bu. Söktüm. Sökerken de size göstermek istiyorum ki yarın öbür gün bunu kullandığınızda, bunu bir şeyler yapmaya çalıştığınızda en azından size iyi bir rehber olur diye düşünüyorum. İyi bir kameramanım olsa iyiydi ama olmuyor. Arkadaşlar şöyle bakın, tası çıktı. Basit, çok basit aslında. Yani ben isterdim ki daha güzel bir işçilik olsun. Şu öbürü çıkmadı. Neden? Çünkü sibop tutuyor. Bizim onu çıkarabilmemiz için acil tarafından iç lastiğimizi indirmemiz lazım. Demeye gerek kalmadan kendi kendine çıktı. Şunun iç lastiğini indirelim mi? Yok, bununla işimiz kalmadı arkadaşlar. Bunu başka bir projede, koturaklı bir çapa motoru makinasını icat etmek için, bir şey yapmak için bunu projede kullanacağız. Onun yerine şu görmüş olduğunuz yenisini takacağız. Çünkü onun da iç lastiği var. Gerçekten bu iki lastik için Abdurrahman kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hemen hemen internet fiyatlarına veriyor. Onu da ziyaret etseniz güzel olur. Ben geçen gittim, bizim Recep Baboğlu var ya, Baboğlu Tarım. Recep'e söyledim. Recep de kalmamış. Kalmayınca da mecburi olarak rakip firma olan Has Köylü'me gittik. Orada da vardı zaten. Ben şu lastiği iyice indireyim arkadaşlar. Çaz çuz diye. Çünkü öbür türlü tasların arasına sıkışabilme ihtimali var. Tas sıktığı an mesela, neden? Şöyle bakın. Araya sıkıştırdığı an tabii biraz da havayı bastığımızda yırtabilir. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir de tekerin dönüş yönüne göre biz bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Sibobu bu tarafta ama bu nasıl olacak? Bir bakalım. Bu böyle olursa öyle mi olur? Hadi bakayım. Şöyle olursa şöyle mi olur? İkisi de aynı yöne mi bakıyor? Şöyle mi yapacağız? Hadi bakayım bir deneyelim. Mücahit geldi. Bizim Mücahit var ya, bazı videoları görmüşsünüzdür. Oğlu Enes bunu getirdi. Söylemiş. Ben de araya o kıstırmamak için pompayı getirip şişirdim. Şimdi de iyice
sıktım. Öbür tarafı da ayarlayacağız. Ona da biraz hava vuracağız. Şimdi ne takacağız arkadaşlar? Şu bijon anahtarı. İkişer tane pulu var her birinin. Ona göre arkadaşlar en büyük hatamız neydi? Şu dönüş yönü var ya arkadaşlar, içe doğru. İçe doğru. Şöyle biraz bencilce bir dönüş yönü var. Hani böyle Rabbena hep bana der gibi içe doğru. Traktörün teker dönüş yönü böyle. Ben hemen bu bijon anahtarlarını takayım. Ona göre römorkumuzu götürelim artık. Çünkü Tur abi huysuzlanmaya başladı. Otopark parası istiyor benden. Umarım bir an önce bitiririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bundan sonra şu görmüş olduğunuz bijon matkabımızı çalıştırabiliriz. Yavaş yavaş. Acele etmeye gerek yok. Çok fazla sıkmaya da gerek yok. Sırayla. Evet. Tamam. Yönümüz de doğru arkadaşlar. Öbür tarafta yapınca işimizi bitireceğiz. Bu teker bijonlarını tutturmaya çalışıyorum, inşallah tutar. Şöyle. Hafif boşluğu hissedince zaten tutuyor. Bunda dikkat ederseniz biraz önce de söyledik. Bu mesela 6 tane jant için, 4 tane de bijon için. Bu tofaş poryası arkadaşlar. Tofaş poryası diye arattırırsanız bulabilirsiniz. Tofaş poryasının kilitli olan sistemi. Ben şimdi o kilitli olduğu için, yani kilitli derken frenli sistem. Daha önceden de bir tane normal bir tofaş poryası almıştım. Projelerimizde kullanmak üzere ama yaz sıcakları bizim projelerimizi engelledi. Bütün içimizdeki böyle mucit tarzımızı bir türlü çıkartamadık ortaya. Hadi bakayım sen de bir otur da. Heh, oldu. Yani şöyle hafiften tutturduktan sonra arkadaşlar incitmeden bir bak. Aha, bu tutmamış tamam. Hani niye tutmadın kuzum sen? Tuttu gibi. Şimdi tuttuktan sonra diş sıyırmamak için uğraşıyorum ben açıkçası. 1 2 3 1 2 3 1 2 fazla sıkmadan çatır. En son şu işi yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi tekerimizin şöyle gördüğünüz üzere biraz yakından çekeyim. Öne doğru dönmesi lazım. Sibobumuz da dışarıda. Doğru bir şekilde taktık römorkumuzu. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi hemen diğer işimize doğru gidelim. Çünkü bugün bayağı yapılacak işler var. Özellikle Tur abinin bana bir sürprizi var. Sürprizi neymiş? Hep birlikte görelim. Şimdi muz bağlıyor. Çay yaptım kendisine. Bir bakalım çay yapılmış mı? Ne olmuş? Bu arada çayın demlenip demlenmediğine bakarken of. Muz salkımını da görüyorsunuz. Nereden baksanız bir 35-40 kiloluk bir muz salkımı. Bayağı da doldurmuş, şişmiş. Güzel. Pazarda, markette, manavda görüyorsunuz fazlasıyla. Artık ben muz yemekten bıktım. Bu artistik olsun diye değil. Bir gerçek. Sadece sağda solda kalanlar bile yese. Aa, taşmış bu. Bakalım arkadaşlar. Çayımız demlenmiş. Evet dostlar, yine mikrofonu kendime olabildiğince yaklaştırdım. Şöyle geniş açı çekelim. Her zıplattığında sesim titreyebilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz daha önceden yapmış olduğum teker sistemini iyice çapa makinesine yaklaştırdım. Ardından aradaki bir vatlayı da çıkardım ki mukavemeti daha çok artsın. Benim de kontrolüm daha çok rahat olsun diye. Çünkü tekerler birbirine yaklaşınca Allah Allah. O neydi lan? Tekerler birbirine yaklaşınca arkadaşlar daha rahat sağa sola dönebiliyor. Böyle de gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle yandan römorku da göstereyim. Römork. Evet dostlar, biraz önce çapa motorunu Tur abinin oradan getirirken çok ciddi bir kaza geçirdim. Şu dizim bayağı bir ezildi ama ben yine hala yıkılmadım, ayaktayım derken doğa şartları izin vermiyor. Şu havaya bakın arkadaşlar ya. Böyle bir hava olabilir mi? Cumulonimbus. Şu sahneye bakın ya. Bob Ross'un
çizmiş olduğu tablolara benziyor. Ama bunun yanında bizim İngiliz İbo nerede? Tabii ki burada. Havanın keyfini havanın keyfini çıkartıyor arkadaşlar. Biraz da morali bozduk. Çünkü dün Fortis bize küsmüş, kaçmış. Morali bozuk olduğu için üzüntüden bana dokunma hoca dedi. Ben biraz doğayla baş başa olayım dedi. Ben de tamam dedim arkadaşlar, şu havaya bakın ya. Ben hemen sizi geniş açıyla, şu havayla baş başa bırakayım. Ona göre tekrar devam edelim diyeceğim ama hala bırakamıyorum arkadaşlar. Şu havanın güzelliğine bakın ya. Şöyle dönüşe bakın. Böyle bir hava olamaz. Biraz önce günlük güneşlikti. Sıcaktan terden yandık. Ama şimdi garip kardeşim ve kankaları Muhammed ve Muhannet'le birlikte utanıyor. Bak arkaya kaçıyor. Küçük Ayşe'den daha da utangaç. Arkadaşlar biz burada kocaman bir aileyiz artık. Birbirimize o kadar çok ihtiyacımız var ki, komşu komşunun külüne muhtaçtır derken her türden adam var. Ben dahil olmak üzere değişiklerin yeri. Arkadaşlar biraz önce biz bakın gerçekten şurayı bir daha yapalım. Şu güzelliğe bakabilir misiniz arkadaşlar? Harika. Hele şu güneşin kızıllığıyla birlikte havanın güzelliğine bakın. Kümülün imbus. Eğer var ya bu bulutlardan yağmur yağarsa ben bu damlama işinden kurtulurum. Kafam da rahat olur. Neyse dostlar, gençler utanıyor. Ben de onları ifşa etmek için uğraşıyorum. Birazcık çekiniyorlar ama hadi görüşürüz kardeş. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar gönderdikten sonra arkadaşlar ben etraftaki Aziz Akta kardeşimin sürekli bana söylediği, ya hoca şu hurdaları toparla filan dedi ya. Dedim tamam. Bu arada arkadaşlar yeni motorumu, yeni patpatımı size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Kameraya çekmeyeceğim seni. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Taral'ın 41 modeli. Arkasına biz rotovatör takacağız. Şu Cobra dediğimiz. Ona göre bir şeyler yapacağız. Bununla uğraşıyoruz. Tamirini yaptırdık diye düşünüyorum. Ama bakalım, sonuçta kul yapısı deyip bazı şeyler yutmak zorundayız. Anında gördüğünüz gibi yeni bir koltuk takacağız. Ondan sonra şu debriyaj kısmıyla uğraşacağız. Bayağı bir çalışacağız. Buraya mı geldiniz siz? Geldiniz mi? Canavarlarım 7/24 geziyorlar. Arkadaşlar bizim Berber Emin'le görüştüm. Şunun sakalını bir güzel benimkine benzeteyim dedim ama artistik yapıyor. Bunlar burada yayılsınlar arkadaşlar. Hiç üzmeyelim, hiç dokunmayalım. Yalnız dediğim gibi hava serinleyince şöyle bunlar da yayılmaya başladı. Ben şimdi isterseniz şu çapa motoru, kaza yaptığım şu çapa motorunun üzerini iyice kapatayım. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı olabilir. Ona dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar evimizde, mini mini küçük evimizde gerçekten güzel gözüküyor. İsterseniz arkadaşlar ben ortalığı biraz toplayayım. Öbür türlü bayağı sıkıntı yaşayacağız. Çapa motoru tekeri değişimini de çekerken sizlere bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar, ben şu canavarlar yayılırken sizleri bunlarla baş başa bırakayım. Sabit bir yere bırakayım. Şu çadırı toplayacağım ama rahatsız olmasınlar diye düşünüyorum. Neyse dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın benim güzel YouTube ailem.